gerek süresiz gerekse dönüşümlü açlık grevleriyle çok uzunca bir süredir açlık grevi eylemlerini sürdürüyor. Öncelikle neden açlık grevinde olduğunuzu sormak istiyorum. Şöyle açlık grevimizin aslında öncelikle taleplerini sıralamış olayım ve böyle teker teker her bir talebin bizim için ne ifade ettiğini, neden aç kalmanın nedenlerinden biri olduğunu daha ayrıntılı anlatabilmiş olacağım. Uzunca bir süredir aslında karşı karşıya kaldığımız baskı ve yasaklamalar söz konusu. Tabii sadece işte baskı ve yasaklamalar deyip bunun üzerinden geçmek daha şey olur, hani sığ bir tanım olur. Ne bu baskı ve yasaklamalar? 2015'ten itibaren süreklileşen konser yasakları söz konusu bizim için. Önce ücretsiz halk konserlerimizde, alan meydan konserlerimizde başladı. Daha sonra salon konserleri, düzenlediğimiz bütün program ve etkinlikler, adımızın geçtiği neredeyse her etkinlik, her festival yasaklanır hale geldi. Kendi kültür merkezimizde gerçekleştireceğimiz çıkardığımız kitaplarım ya diyelim yeni çıkan albümlerimizin imza günleri bile o noktada yasaklanır, engellenir ve polis saldırısına uğrar duruma geldi. Elbette konser yasaklarının amacı şu: bizi halktan tecrit etmek ve yalnızlaştırmak. Çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Neden? Bir şey söylemenin onlarca yolu vardır. İşte basın açıklaması yaparsınız, yazarsınız, çizersiniz, gidersiniz bir alanda belki sloganlarınızla, belki bağırarak, çağırarak bir şekilde sesinizi duyurmaya çalışırsınız. Ama bizim konser alanlarımız, meydanlarımız bunu binlerce, yüz binlerce, hatta en son milyonlarca kişiye duyurduğumuz ve anlattığımız yerler, alanlardı. Konser alanında bir araya gelen insanlar şunu hissederler: evet, biz bu kadarız, biz hepimiz bir aradayız, biz güçlüyüz. O umudu ve o gücü hissederler, birlikteliğin o yarattığı gücü hissederler. Ve bir yandan da siz gerçekleri orada o yüz binlere anlatırsınız. En temelinde aslında engellemeye çalışılan şey buydu bu süreçte. Tabii bununla sınırlı kalmadı bu tecrit etme politikası. Ne oldu? Mesela kültür merkezimize gelen, İdil'e gelen, bizi sahiplenen, sevenlerimiz, dinleyicilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, hatta ailelerimiz hepsi ciddi bir baskıya maruz kaldılar. Her an sürekli işte buranın basılabileceği tehdidini yaşamak, gözaltına alınabileceği tehdidini yaşamak, tutuklama tehdidiyle karşı karşıya kalmak, hatta birebir aslında tehditlere maruz kalmak. Diyelim ki siz yolda biriyle beraber yürürsünüz, arkanızdan ayrıldıktan sonra döner çevirirler, işte bir daha onlarla görüşme, oraya gitme, işte konserlere katılma, sahnelerine çıkma, onların türkülerini dinleme, söyleme. Bunlar 3 sene öncesine kadar bizim sıklıkla yaşadığımız şeylerdi. Ve akabinde hepimiz hakkında çıkarılan yakalama kararı birden bir sabah hepimiz hakkında tutuklama ve yakalama kararı çıkarıldı. İşte gözaltından arkadaşlarımız tutuklandı, alınmayanlar terör listesine alındı ve başlarına para ödülü konuldu. Ben daha önce böyle bir şey hiç denk gelmedim, hiç duymadım da. İşte bir ülkede müzik yapan, sanat icra eden müzisyenlerin terör listelerine alındığını, şarkı söyledikleri için, konser yaptıkları için, halk için sanat anlayışıyla sanatlarını icra ettikleri için terör listelerine alınsınlar, başlarına para ödülü konsun, hatta ölüsünü mü dirisini mi tartışması dönsün, aileleri aranarak ölüm tehditleri alsınlar. Bu ilk defa karşılaştığımız ve duyduğumuz bir şeydi bizim. Bununla beraber yoğunlaşan bir baskı ve yasaklar süreciydi bizim için. Bir yandan hapishanede devam eden boyutu vardı bunun. Şöyle, dışarıda olan şeylerin kat be kat fazlasını siz hapishanede yaşıyorsunuz. Mektup yasaklarından tutalım da işte özel uygulamaları, yasaklamalara, hani en ufak şey bile sizi yıpratmak için kullanabiliyorlar. İşte sağlık durumunuzu. Hani diyelim ki işte en temel ihtiyacınız mesela yiyecek, içecek, giyecek vesaire, bunlar, kitap. Zaten hani ciddi bir baskı var hapishanelerde, ama bir de size özel uygulamalarla bunlar katmerli hale getiriliyor. Bu süreçte sürekli bunları yaşıyor olmak, bunların tekrarlanıyor oluşu, bir yandan hakkımızda oluşturulan iddianamelerde yer alan iddialar, hepsi zaten bu son süreçte dosyalarda birçoğu çöktü, iddiaların gizli tanıklar ve sözde dijital materyaller olduğunu iddia ettikleri şeylerde çıkanlara dair oluşturulan dosyalar söz konusuydu.
Yani biz bunu komplo dosyaları olarak adlandırıyoruz ki eylemimizin, direnişimizin taleplerinden biri de bu. Komplo davalar düşürülsün ve akabinde grup yorum üyeleri serbest bırakılsın. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde size kalan ne oluyor? Düşünüyorsunuz. Yani bir baskın bizim için sadece baskın demek değil. Baskın ne demek? Maddi ve manevi ciddi bir zarar görmek demek. İşte sevdiklerinizin işkenceyle gözaltına alınması, tutuklanması demek. Birçok mağduriyeti beraberinde getirmesi demek. Bir yandan şey düşünüyorsunuz. Yani aile gibi olduğunuz insanların terör listesinde başına para ödülü konmuş bir şekilde yer alması ne demek? Yarın öbür gün onların öldürüleceği ve başlarına bir şey geleceğinin korkusu ve tedirginliğiyle yaşamak demek. Bir yandan hapishanede olan arkadaşlarımız sürekli hala bir takım saldırılara maruz kalıyorlar. Bu demek yani tutsaklık dediğiniz, evet alnımızın akçefası diyoruz ama kimse işte hadi tutuklanalım demez. Yani bunun için şey yapmaz, özel bir çaba sarf etmez, bunu özellikle istemez. Bir insanın özgürlüğünden mahrum kalması kötü bir şeydir. Veya diyelim konser yasakları. Siz nesiniz? Bir müzik grubusunuz, sanat icra ediyorsunuz, halkın sanatını icra ediyorsunuz. Elbette mutlu olduğunuz, olmak istediğiniz yer, güç aldığınız yer halkın kendisidir, halkın içinde olmaktır. Oradan uzak ayrı düştüğünüzde elbette bunun yoksunluğunu ve eksikliğini hissedeceksiniz. Doğalında orada olmamak ciddi anlamda bir eksiklik hissettirecek size. Bundan ayrı kalmak istemezsiniz. Özgürce şarkılarınızı söylemek istersiniz, halkınızla beraber olmak istersiniz, alanlarda, meydanlarda da buluşmak istersiniz. Ama bu süreçte ki sadece grup yorum nezdinde değil aslında alanımıza, sanat alanına dönük çok ciddi bir saldırı var. Biliyorsunuz yasaklanan bir sürü oyun, tiyatro oyunu, film, işte festivaller, konserler var. Belki bunların bir kısmını duyabiliyoruz, bir kısmını duyamıyoruz. İşte her gün hakkında soruşturma açılan, tutuklanan onlarca sanatçı var. Ama bugün biz bunlara karşı sesimizi yükseltiyoruz. Madem öyle bizi susturmak için hapishanelerde tutuyorsunuz, o zaman biz buradan sesimizi en gür şekilde haykırmaya çalışacağız dedik ve açlık grevi kararını öyle aldık. Nihayetinde bu aynı zamanda herkesin bireysel olarak da aldığı bir karardır. Nasıl? Yani aç kalacağına kişinin kendisi karar verir. Yani bedeninde ne olacağına. Bu işin çünkü sonuçları var. Süresiz açlık grevi diyorsunuz. Bir takım talepleriniz var. Bambaşka bir sonuç da yaratılabilir, olabilir. Siz her şeyi göze alıyorsunuz. Ya başka bir yolu yok muydu dedi çoğu kişi bize. Başka bir yolu, çoğu yolunu denedik biz. Bir sürü alternatif koyduk ortaya. Konserler yasaklandı. Kamyon kasalarında çıktık, şarkılarımızı söyledik. İşte çatılara çıktık, sokaklara çıktık. Defalarca işte gözaltına alındık. Bunları göze aldık. Her seferinde mesela saldırı oldu ama söylemekten vazgeçmedik. Ama bu bizim geldiğimiz son noktaydı. Buysa eğer mesela, evet biz bedenlerimizi de ortaya koymaktan yana tereddüt etmeyiz. Çünkü sanatçı aydın dediğin doğası gereği muhaliftir. Bir görevi, bir misyonu, bir sorumluluğu var. Onu yerine getirmedikten sonra ben sanatçıyım, halkın sanatçısıyım demenin hiçbir şeyi yok. Bugünkü görevimiz bu. Bugünkü sorumluluğumuz, bunun bize dayattığı şey bu. Evet, gerektiğinde en önde olmak, hayatını, yaşamını, her şeyini ortaya koymak gerekir. Ve siz bunu ortaya koyduğunuz oranda, ben halkın sanatçısıyım, evet ben bir şey yapıyorum, aydınıyım diyebilirsiniz. Bizim de geldiğimiz nokta bu ve açlık grevini sürdürüyor olmamızın da nedeni bu. Hala arkadaşlarımız tutsak ki çıktığımızdan kısa bir süre sonra tekrardan bir baskın oldu buraya. Üç arkadaşımız daha tutuklandı. Sultan Gökçek ve Bergün Varan grubumuzun üyeleri, Tuğçe Tayyar, grup yorum korosu üyesi. Devam ediyor yani şey bir yana... Yani tamam, talepleri açlık grevi sürüyor. Hadi bu noktada bir adım atalım demek bir yana, saldırılar daha da boyutlandırılıyor. Biz dışarıda da açlık grevi direnişimize, eylemimize devam edeceğiz bu nedenle ve taleplerimiz karşılanana kadar da sürecek. Peki açlık grevinizin çok büyük bir kısmı hapishane, siz hapishanedeyken geçti. Hapishane koşullarında açlık grevini sürdürmenin ne gibi şeyler ortaya çıkardığını düşünüyorsunuz? Neler oldu? Siz neler yaşadınız? Hapishane yönetimlerinin ayrı ayrı bu konuya tepkisi ne oldu?
Elbette ilk gelip bizimle konuşup vazgeçirmeyi denediler. Hatta son ana kadar başvurdukları yol buydu. Sonuçlarına oluşabilecek sorunları, nedenleri vesaire defalarca konuşup tartıştılar ama biz de bıkmadan usanmadan ısrarla bunu anlattık. Bir sonraki adım aslında sürekli doktor kontrolü altında tutmaya çalışmaktı. Oluşacak herhangi bir durumda biz tedavi kabul etmeyeceğimiz için doktor kontrolünde bir gereği yok. Yani tansiyonumun düşmesi bir şeye yaramayacak. Yani benim sağlık durumumun bozulması bir şeye yaramayacak. Yani şey anlamında tedavi kabul etmeyeceğim için bunun bilinmesi, kayıt altlanmasının bir gereği yok. Ama takip edemedikleri için o noktada baskılarını arttıran yerler oldu. Ben birebir bir tehditle karşılaştım mı? Hayır. Böyle bir şeye maruz kalmadım ama maruz kalan arkadaşlar oldu. Hatta zorlu müdahale tehdidiyle sürekli karşı karşıya olan arkadaşlarımız var. Silivri Hapishanesi bu noktada bizi de aslında tedirgin eden uygulamalara imza attı. Ailelerimiz de bunu daha ayrıntılı anlatırlar. Birebir yaşayanlar onlar oldu çünkü. Bir yandan şeker almanız gerekiyor. Mesela en temel aslında kullanmanız gereken şeylerden biri şeker. İşte B1 bizim için hayati önemi olan şey. Bunların alımı hep bir sorun oldu. Bunların karşılanması hep bir sorun oldu. Yani bunu size karşı kullanıyor. Bir yandan mesela göndermek istediğiniz mektuplar hem kendi aramızda hem basına, dışarıya. Çünkü siz sesinizi duyurmak için bir şekilde yaşadıklarınızı anlatmak için bir eylem gerçekleştiriyorsunuz. Doğalında telefonda da bunu anlatmaya çalışacaksınız. Mektupla da bunu anlatmaya çalışacaksınız. Görüşlerde de bunu anlatmaya çalışacaksınız. Bunlar sürekli bir engellemeye maruz kaldı. Telefonlar kesildi, mektuplar engellendi, işte görüş yasakları aldık. Yani başka bir sürü disiplin cezaları açıldı hakkımızda. Yani açlık grevinde olmanın kendisinden kaynaklı mesela arkadaşlarımız sohbet haklarını kullanamıyorlar. Kimseyle görüştürülmüyorlar. Yani eriyen bedenlerini kimseler görmesin. İşte seslerini kimseye duyuramasınlar. Ne yaşadıklarını kimseye anlatamasınlar. Hani katmerli bir tecrit uygulanıyor şu an onlara. Böyle bir zorluğu var. Dışarıda olduğunuzda mesela çıkıp anlatabiliyorsunuz, sesinizi duyurabiliyorsunuz, birçok yol ve yöntemi deneyebiliyorsunuz. Ama hapishanede her zaman bu olanaklardan mahrumsunuz ve daha kısıtlıdır ve engellenebilir durumdadır. Hapishane idaresinin veya diyelim ki daha yukarıdan gelebilecek bir talimata bağlıdır her şey. İşte hiçbir şey çıkmayacak denir ve hapishaneden çıkmaz. Yani yaşadığımız birçok uygulamada biz bunu gördük ama direnişte de yaşadığımız buydu bizim. Son süreçte ve şimdi en temel olan da doktorlarla oluşturulmaya çalışılan baskı ve zorlu müdahale tehdidi. Peki sağlık durumunuz nasıl? Uzunca bir süredir açlık grevindesin sen. Hem sen hem de Bahar. Sağlık durumlarınızda gelinen aşama ne durumda? Şöyle günler zaten epey ilerlemiş durumda bizim için de. Evet çok kilo verdik. Evet açlık grevinin bir takım getirileri var. İşte mide bulantıları yaşıyorsunuz, baş ağrıları yaşıyorsunuz. Kas, eklem, sinir sisteminde oluşan ağrılar, sızlar oluyor. Geceleri uyuyamıyorsunuz. Bir sürü şey sayabiliriz size. Ama zaten biz bunların çoğunu biliyorduk. Bunları yaşayacağımızı da biliyorduk. Bunları göze alarak başladık biz buna. Her şeyden önce yaşadığımız sağlık sorunlarının yanı sıra biz hasta değiliz, biz direnişçiyiz, direniyoruz. O yüzden bunlarla başa çıkabilme gücünü kendimizde görüyoruz. Evet yoruluyoruz da, evet daha açız enfeksiyonlara, hastalıklara, mikroplara daha çok açız. Bu yüzden daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yapmak istediğimiz çok şey var, yapamıyoruz. Görmek istediğimiz çok insan var, göremiyoruz. İşte sevdiklerimizle mesela bu kadar zamandır ayrı kalmışız. Kucaklaşmak istiyorsunuz ama bundan bile mahrum kalıyorsunuz. Veya diyelim yolda bir kedi köpek görüyorsunuz. Sevmek istersiniz değil mi? Yıllardır mesela hayvana mesela hasret kalmışsınız. Belki birisi için bu çok büyük bir şey olmayabilir ama kedi yani kediyi sevmeyi özlemişsiniz. Bir canlı hapishanede görmediğiniz bir şey bu sizin. Ama onu da sevemiyorsunuz. Ondan bile uzaksınız. Bunları göze alıyorsunuz. Bu yanı var. Ben sağlık olarak daha iyiyim. Bahar hapishane çıkışında enfeksiyon kaptığı için biraz daha şey dikkat etmek zorunda. Çok insan içine ve kalabalığa giremiyor. Kendini ben evvel toparlamak için. Onun dışında hapishanedeki arkadaşlarımız için de aynı şeyler söz konusu. Evet çok kilo kayıplarımız var. Evet yaşadığımız sağlık sorunları var. Şu an ama iyiyiz. Düşünüyoruz, konuşuyoruz, üretiyoruz, bir şeyler ortaya koyuyoruz. Hala bilincimiz, beynimiz açık.
olanca gücümüzle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bugün iyiyiz ama bu şu demek değil, yarın aynı durumda olacağımız anlamına gelmiyor. Bundan sonraki sürece bağlı. Yani bizim nasıl olacağımızı belirleyecek olan aslında bundan sonraki süreç olacak. Bir an evvel sonuçlanması demek, evet, bu işin bizim nezdimizde en az hasarla son bulması demek değilse, evet, yarın öbür gün çok daha ciddi sağlık sorunları yaşayabiliriz. Ama genel olarak arkadaşlarımızın da aktardığı şu, evet, açlık grevinin getirileri var, yaşadığımız günlerde ilerlemeye devam ediyor. Ama biz kendimizi çok iyi hissediyoruz. Çünkü kazanacağımıza dair olan inancımız bizi diri tutan ve yaptığımız taleplerimizin haklılığı bu noktada size bu gücü veriyor. Gördüğünüz destek, işte sesinizi duyamasanız da bunu hissediyorsunuz. Bir şekilde bir yerden gelen bir haber, bir selam, işte duyduğunuz bir dost sesi, bir dost selamı o noktada size her şeyin üstesinden gelme gücünü veriyor. Şeyin içerisinde aslında güçlü, diri, dik ve ayakta tutan bir başka şey daha var. O da aslında direnme kararı aldırtan nedenler. Bunlar her daim sizi ayakta dik ve diri, dinamik tutmaya neden oluyor. Yani neydi bu talepler? Bunları tekrarlamakta fayda var. Bir, konser yasakları kaldırılsın. 2. İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen baskınlara son verilsin. 3. Komplo davalar düşürülsün. 4. Terör listelerinden isimlerimiz kaldırılsın.